Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri, arkadaşlar, evet, sayın genç. Efendim, 58. maddeye göre geçen birleşimde tutanağı ifade eden bir ifademi açıklamak istiyorum efendim. Hangi ifadenizi düzelteceksiniz? Şimdi efendim, orada bu Atatürk'le ilgili işte bir Fatma Şahin'le ilgili bir tamam. Beyan en son haber nokta. Ters anlaşılma olmuş, onu açıklayayım efendim. Buyurun. Buyurun sayın genç. Yok o yani nasıl sistemimiz bak ya ben sisteme göre bak ne yapıyorsam onu yapıyorum. Bana kural değiştirmeyin. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçen hafta şu kürsüde yaptığım konuşmada bakana bir soru sordum, Fatma Hanım'a. Dedim ki sen acaba dedim o şu anda bakanlık olarak oturduğun binayı hangi holdingden ve kaç liraya kiraladın? İkincisi 18 Mart Çanakkale Zaferi Denderi'yle sen bir dergi hazırlamışsın. Bu dergide Çanakkale Zaferi'ni sayın ya genç. Ne oluyor yani ya? Ne oluyor? Sayın Başkan ne oluyor? Ne oluyor? Hayır ne oluyor? Ne oluyor ya? Hayır ne demek yani ya? Hayır ne ayıbı ya? Ayıp yapasısınız ya. Ayıp yapasısınız ya. Hayır ayıp yapasısınız. Sayın Başkan hemen burada bir sükun. Söz vereceğim. Maddeye göre bir sene bir sözüm var. En son yani ya ben burada konuşacağım ya konuşacağım. Mümkün değil. Bu benim iç düzlükten kaynaklanan hakkım. Peki. Eğer AKP'lerin saldırısından korkuyorsanız meclisi o zaman tacil etmek zorundasınız. Ben burada konuşacağım. Çünkü benim ben konuşmam adına... Ben size şimdi konuşmayacağınız dedim mi? Efendim? Size konuşmayacağınız dedim mi? Tamam. Demedim. Siz oturuyordunuz. Ben size baktım. Yerinizde oturuyordunuz. Yok, hayır, ben de okudum. Şimdi buyurun. Buyurun. Ya düzeltmek için geliyorsunuz. Tamam. Düzeltin lütfen. Sayın milletvekilleri. Bir saniye tamam. Sayın milletvekilleri... Fiil tarihi bir gerçeği de tespit ettirdim. Bu lütfen. Tarihi gerçeğe göre eğer Atatürk İstiklal Savaşı'nı kazanmasaydı, bu cumhuriyeti kurmasaydı, kadınlara bu haklar tanınmasaydı ne olurdu? Siz başka belki bir devletin vatandaşı olurdunuz. Çünkü Gaziantep'i Fransızlar işgal etmişti. Fransızların vatandaşı olurdunuz. Eğer o inkılaplar kadınlara veren haklar olmasaydı Osmanlı Devleti'ndeki bir gerçeği şey ettim. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz fesli bir erkek önde gidiyor, 4 tane kara çarşaflı kadın arkasında gidiyor. Siz en son haber bu. Ya şimdi lütfen sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri otur lütfen. Şimdi otur yerine. Hayır şimdi sen otur da şimdi lütfen. Sen otur yerine. Sen otur yerine. Şimdi burada benim söylediğim bir tarihi bir tarihi gerçeği kabul etmektir. Şimdi yoksa ki ben Fatma Şahin'e herhangi bir hakaret yapmamışım. Ne demişim? Yani o zaman Osmanlı Devleti'ndeki kadınların sahip olduğu statüye sahip olacaktınız. Bunu niye size şey ediyor? Bakın Fatma Şahin kendi bakanlığı ile ilgili yönetmenlikler çıkarmış. Orada Türk kelimesini çıkarmış. Atatürk kelimesini çıkarmış. Şimdi bunlar hepsi ne demektir? Atatürk'e karşı özel bir kin ve davranış. Evet teşekkür ederim Sayın Genç. Teşekkür ederim Sayın Genç. Sayın Genç. Sayın Genç lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın Genç lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen. Birleşme 10 dakika ara veriyorum.